Ünye Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Emekli Milli Eğitim Müfettişi Mustafa Kılıç Arslan, Ünye'nin dünyaya açılan oksijen deposu penceresi olan Ünye Çamlığı ile ilgili olarak Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmaya ilişkin basın açıklamasında Ünye Çamlığı siyaset üstündedir dedi. Değerli arkadaşlar, Ünye'yi çok yakından ilgilendiren, Ünye'nin ortak paydası olan Çamlık'la ilgili görüşlerimizi açıklamak için burada toplandık. Atatürkçü Düşünce Derneği Ünye Şubesi olarak bu konunun Ünyeli'ye duyurulması konusunda bir görev, sorumluluk addettik kendimize. O nedenle buradayız. Ama ondan önce bugün gazetecilik ve basın günü. Bizi habersiz bırakmayan, her zaman olumlu olmasını isteriz ama zaman zaman da olumsuz haberleri bizlere ileten, ulaştıran, gerçekten büyük bir ölçüde kamu görevi yapan gazeteci, emekçi arkadaşlarımızın gününü kutluyorum. Onlara başarılar diliyorum. Şimdi gelelim Ünye'mizin ortak paydasına. Arkadaşlar, benim 10 yaşından sonraki çocukluğum Ünye'de geçti. Aramızda doğumunu Ünye'de yapıp da yaşayan arkadaşlarımız var. Bakın, eski hastanemizin karşısında Topyanı denilen mevkiden başlayıp Feneraltı, Kalabuzu, Fokfok, daha ileride Ayanikola ve Uzun Kuma kadar olan bölge öğrencilik dönemimizde okuldan kaçtığımız zaman geldiğimiz yerdi. Ya da okulun gezi düzenlediği zaman ilk getirdikleri yerdi. Bir anımı müsaade ederseniz anlatmak istiyorum. Bu işin siyaseti yok. Yani Çamlık'ın siyaseti yok. Çamlık Ünyeli'nin ortak paydası. Küçükten büyüğe bütün insanların ortak noktası burası. Bak, Ahmet abi var karşımda ki burayı en iyi bilenlerden Ahmet Erkoç. Bütün hayatı buralarda geçmiştir. Biz burada neye karşıyız? Önce onu söylemek isteyeceğim. Biz burada doğayı bozacak bir yapılaşmaya kesinlikle karşıyız. Artı buranın yap işlet devret modeliyle projelendirilmesine kesinlikle karşıyız. Biz burada insanlar kapıdan içeri girerken ücret ödeyerek buraya girsinler ve buradan yararlansınlar konusuna da karşıyız. Kapıda bir proje gördük. Proje şöyle bakıldığı zaman anormal bir proje gibi değil de cazibe merkezi yapılacakmış havasını veriyor. Eğer burada düzen bozulmadan buranın otantikliği, buranın doğallığı korunacaksa, buraya sadece Ünye halkına ücretsiz hizmet verilmek amacıyla kod farkı da dikkate alınarak denizin karşıya bakış şekli, yani buradaki korunun ve ormanın bozulmadan böyle bir hizmetin verilebileceği şekilde bir proje yapılması tabii ki çok da anormal bir şey olarak görmüyorum, ben kendi adıma söylüyorum. Tabii ki burada itirazı olan da olabilir ama eksiklik şurada arkadaşlar. Madem ki Ünye Çamlığı'na bir proje yapılıyor, bu proje önceden hazırlanarak kamuoyunun bilgisine, gösterimine sunulamaz mıydı? Ey Ünyeli, ben senin Çamlığı'nı bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Sana hizmet getirmek istiyorum. Böyle de bir projem var. Buna ne dersin diye sorulmalıydı. Yerinden yönetim ve yerel yönetimin anlayışının bu olması gerektiğine inanıyoruz. Bakınız, hepimiz Ünye'ye sahip çıkan, Ünye için her zaman fedakarlık yapacak insanlarız. Bizde o kültür var, o anlayış var. Burası bize göre çok doğal kalmalı. Burada eğer bir ağaç kesilecekse önce bu ağacın ömrünün bitip bitmediği kontrol edilmesi, tedavisi mümkünse tedavisinin yapılması, yani iyileştirme çalışmalarının yapılması. Bir de arkadaşlar serzenişte bulundular, buradaki barbeküler yıkılıyor diye. Bu barbekülerden yararlanan kim? Halk. Buraya gelen halk. Arkadaşlar, barbekü niye yıkılıyor? Hadi beton oturaklar yıkılıyormuş, onlar yıkılsın ve yerine ahşapları yapılsın, daha güzeli yapılırsa biz de karşı değiliz tabii ki. Ama burada halka mal olmuş yapıların yok edilmemesi gerekiyor. Ünye Çamlığı'nın mutlaka korunması gerekiyor. Eğer müsaade ederseniz çok geriye dönük bir yaşadığım bir olayı, bir anıyı anlatmak istiyorum. Kısaca 1970'li yılların başları, Ünye'nin bürokratlarından Masar Kısacıkoğlu, Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın müsteşarı. Ünye'mizin belediye başkanı da o zaman Mithat Kısacıkoğlu. Benim Ankara'da bürokrasiyle bir işim oldu ve hiç tanımadığım halde Ünyeli hemşerimiz diye Masar Kısacıkoğlu'nun yanına gittim. Dedim ki ben Ünyeliyim, Ünye'den geliyorum.
sayın müsteşarımla görüşmek istiyorum dedim. Özel kalem müdürü hiç bekletmeden beni içeriye aldı. Arkadaşlar içeride ne gördüm biliyor musunuz? Ünye'nin belediye başkanı Mithat Kızacıkoğlu şöyle yuvarlak bir masada 8-10 kişiye Ünye'yi anlatıyor. Bütün samimiyetimle söylüyorum. İlk anlattığı şey Ünye'nin Çamlığı. Diyor ki o zaman gelin bir görün Ünye'nin Çamlığı'nı. Doğa harikasını bir görün. Falezleri bir görün. Denizden Ünye'yi bir izleyin, Çamlığımızı görün. Ve Ünye'nin taşını anlatıyor. Ünye'nin taşını. Çatalpınar'ın suyunu anlatıyor. Arkadaşlar Ünye'nin ne bileyim işte mesire yerlerini anlatıyor. Bakın Ünye'nin vazgeçilmezleri var. Ünye'nin vazgeçilmezleri var. Bizim dört elle sahip çıkmamız gereken değerleri var. Bir Kadılar Yokuşumuz var. Tarihi bize yansıtan, korumaya çalıştığımız ya da hala yaşatmak istediğimiz çok önemlidir. Ünye'nin bir Cumhuriyet Meydanı var. Büyük kentler, yaşanılan kentler belli simgelerle, sembollerle anılır. Eğer iyi bir meydanınız varsa, sahip çıkabildiğiniz tarihiniz varsa, doğanıza sahip çıkabiliyorsanız, ortak paydalarınızda hemfikir oluyorsanız o zaman başarı sizinle beraber gelir. Söylemek istediğim şu, biz Ünye Atatürkçü Düşünce Derneği Şubesi olarak arkadaşlar sağ olun ilgi gösterdiniz, geldiniz. Buraya katılan tüm arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Hepimiz bu konuda hemfikiriz, birleştik. Buranın zayi olmaması, buranın yaşatılması ve buranın korunması arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum.